Yavrum bizim bildiğimiz nişanı kız tarafı yapmaz mı ya? Şeyh Musamcığım, buradaki sorumlu olan kişi şu gen vurulamayan isyankar ruh, Rüzgar'ın oğlu Rıza'dır. Nasıl Rüzgar'ın oğlu? Benim oğlum ya. Rıza benim ailemin davetini 3 kere geri çevirdi. Kendisine verilen barış çubuğunu reddetti. Uzatılan dostluk elini ısırdı. Hayda, iyice it olduk ya. Benim babam dedi ki, kızım dedi, eğer bu kadar çok nişanlanmak istiyorsanız bugün nişanlanın. Biz aileyi seviyip sayarız ama Rıza bizim rızamızı almadı. O zaman buyursun nişana kendisi yapsın diye sormayaraktan dedi. Biz Karakaşlar olarak bundan sonra görevlerimizi gani gani yerine getirmeyi biliriz ifadesini kullandı. İyi, tamam, güzel işte. Madem ailemde niyeti yok, biraz erteleyelim biz bu nişan işini ya. Hem Nurhayat daha çok genç, biraz olgunlaşsın, bir böyle bir kırkına mırkına gelsin Nurhayat. Yahu bu işin şakasını yapmayın artık. Biz Dünür'le konuştuk. Ne kadar uzarsa tavsar bu işler. Sıcağı sıcağına başlarını bağlayalım, hayaller yıkılmasın. Ama nişanın bize yıkılacağını tahmin etmemiştik tabii. O değil de bu katlı otoparktaki yüzdelerle ilgili bir mevzu geçti mi babacığınla aranda Nurhayat'cığım? Boğaz'da bir otelin balo salonunda kokteyl prolonje yapalım diyoruz babacığım. Çok elit olur. Ne? Saçmalamayın yahu. Evde takarız nişanları, bir pasta keseriz kendi aramızda. Evde mi? Evde mi? Evde mi? Şeyh Muzaffer'cığım, siz daha iyi bilirsiniz tabii ama ben manşetleri şimdiden görür gibiyim. Hangi manşetleri? Çevremizin dedikodu manşetlerini. Efsanevi gelin adayı Nurhayat Karakaş bir kuru pasteli limonataya gitti. Damat tarafı işin ucuzuna kaçtı. Kendinden ışıklı ev kızını gelin aldılar, ışığını söndürdüler. Damat bey pinti çıktı. Kayınpederin cebinde akrep var. Dünyalar güzeli Nurhayat ziyan oldu. Artık önümüzdeki nişanlara bakacağız. Şeklinde bir takım kötü niyetli tanıdıklar konuşabilirler. Babacığım, evde yapacağımız nişana belli kimseler gelir mi ya? Misal, milletvekilinin hanımı gelir mi? Milletvekilinin hanımı deyince hop, mevzu yine döndü mü otopark konusuna? Babacığın yüzde kaç düşünüyor gelin hanım? Şeyhmuz, ben ne giyeceğim? Allah'ım, 3 gün var, ben gidip otelleri arayayım. Ben terziye gidiyorum. Ben de müşteriye gidiyorum, geç kalmayayım. Of, of. Rıza'cığım, nişanda sakın gri takım giyme. Seni çok dalaklı mideli gösteriyor. Siyah giy, evi canım. Bir de nişana kadar karbonhidratı kısıyoruz. Nurhayat'cığım, sen kendi işlerinle ilgilensen. Ha bak, nişana 3 gün kaldı. Tatlım, benim çeyizim, nişana elbisem, gelinliğim, hatta sana kaşma bavulum bile 1 senedir hazır. Sen ne diyorsun? Ya ama biz tanıştırılalı daha 9 ay oldu Nurhayat ya. Biliyorum. Deniz'cim, bir şey soracağım. Şu ana kadar kaç kişiyle öpüştün? Ay, bilmiyorum Orçuncuğum, ne bileyim. Net bir sayı veremeyeceğin kadar çok yani, öyle mi? Ay canım, olur mu öyle şey? Herhalde... Allah'ım. Üniversiteden beri 8-9 falan olmuştur. 8. Gel şunu bir yuvarlak hesap yapalım o zaman. Ne? 10. tarihli ben alabilir miyim? Oğlum, vallahi seni gidip babana söyleyeceğim ha. Can, söyleyeceğim babana, ondan sonra 11. biliyorsun. Ondan sonra 11. Ne demek o? Ya bir kere öpüşsek gerisi yani böyle çorap söküğü gibi gelecek. 10, 11, 12, 13, 14, 25. Oğlum! Maksat dayanmalısın ya. Zaten İstanbul'da yenisin. Potansiyel olarak öpüşebilecek kaç kişi tanıyorsun ki? 3 kişi tanıyorsun desek benim şansım %33.3. Sen bir toplasana kendini. Vallahi sen bir toplasana kendini. Bir git bir sevgili mevgili bul, bir şey yap. Ya da şap koysunlar senin yemeklerine artık. Vallahi şap koysunlar senin yemeklerine. Ben söyleyeceğim bunu. Şap mı? Aa, evet. Şap koysunlar. Şap. Şap ne ya? Deniz ablayla ihtimal hesapları üstüne bilimsel bir sohbet yaptık dedi. İhtimal hesapları benim matematikteki özel ilgi alanım. Bunu biliyor muydun? Ben çok iyi biliyorum senin ilgi alanlarını evladım. Çok iyi biliyorum. Olmadı, gideceğim. Bir yerde ilgi alanımı meslek haline getireceğim. Müzik yapacağım abi. Sonuçta elimde sanatım var benim. Oğlum, bizim elimizde sanat diplomamız bile var. Ama yine de para kazanamıyoruz. Sizin taraf cuma akşamı nişan yapacakmış abi. Müzisyene ihtiyaçları var mıdır acaba ya? Kasap havası çalar mısın? Kasaplık yapmaya daha sıcak bakarım, o denli. O zaman unut. Hadi kalkalım mı, ne yapalım? Tamam abi.
Abi sende hiç bozuk var mı? Yok vallahi. Ver bozarlar. Neyi vereyim? Tam parayı. Bozuk var mı diye sordun ya. Hayır, sende bozuk varsa hesabı sen çek gibisinden yani. Çünkü bende bozuk ya da tam tabir ederek kale alabileceğimiz herhangi bir meblağ yok da. Bende de şey var, 5 lira var. Bende de 3. İyi haber şu, çok bozuk paramız var. Kötü haber de şu, bizim öyle ya da böyle para kazanmamız lazım. Ablaların kuzusu, ablaların cicisi. Kaç para istiyorsun? Bora çabuk söyle, otobüse bineceğim. Otobüste telefon yasak. Bir 200 lira ateşlersen, fazla param varsa. O da fazla param olsa niye otobüse bineyim? Kral gibi taksiye binerim Bora'ya. Resmi çekiyorlar, kapatıyorum ben. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Geçebilir miyim ben? Teşekkürler. Geçebilir miyim ben? Ben geçebilirsem şuradan. Teşekkür ederim. Geçebilir miyim? Yaz, ben geçmek istiyorum ve cüssem belli. Sizi itmek zorunda kalacağım. Hoş olmayacak. Teşekkürler. 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 Geçebilirsem. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ah, sorun. Niye parayı kendi dert ediyorsun canım kardeşim ya? Ha? Hiç serin değil. Bak. Stopaj hariç haftalık göz kamaştırıcı kaşem ve cömert kişiliğimle ben varım burada. Hey. Ya senin yancın gibi takılmak istemiyorum birader ben ya. Benim acilen iş bulmam lazım. Kafam çok bozuk. Aa, benimle sete gel. Ha? Benim şu blücün reklamını konuşacağız. Hem biraz havan değişir, modun serinler. İyi, eyvallah. Adamın dibi. Karmanı temiz tut. Hadi gidelim. Pardon bacım, adınız nedir? Deniz Alsancak. Vallahi uydu. Uyar, normal. Sağ ol. Rica ederim. Pardon bacım, Fırat'ın yazgısı. Evet. Bir şey soracağım. Ben dizi seyretmiyorum, genelde belgesel. Evet. Yalnız bacım, siz niye Civan'la evlendiniz? Çünkü Civan zahteri seviyor. Ama işte töre, ne yapacaksınız? Töre olunca. İyi de bacım, her töreye evet desek işimiz var. Yani biraz böyle günümüz koşullarına, modern hayata ayak uydurmak gerekiyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Yanlış mı düşünüyorum yani? Evet işte. Evet. Yalnız Civan'ın sizde gözü var. Bu kesin. Ama şimdi aramızda yokken gıyabında öyle kötü de konuşmamak lazım. Fırat Bey iyiydi, Fırat Bey. Fırat Bey'in kumaş olmayı kabul edeydin iyiydi de. Ama benim karakter kuma olmak istemiyor. Nasıl? Bir dakika, bir dakika. Yani şimdi siz vefat etmiş kocanızın biraderiyle evlenmek daha mı iyi diyorsunuz? Öyle mi arkadaşlar? Öyle daha mı iyi oluyor? Hayır, öyle şey ya. Ben Nurgül Yeşilçay'ı seviyorum. O çok güzel. Ben değilim, evet. Sağ olun. Ben değilim, o güzel. Evet. Doğru abla. Lafı ağzımdan aldım. Nurgül bir numara. Beren de iyi ama. Ben burada inebilir miyim? Yalnız bacım, biz dizide zahterciyiz, onu söyleyeyim. Niye? Çünkü mert bir kadın, mert. Kesinlikle. Gibi kadın ya. Görürsünüz zahteri siz iki bölüm sonra neler yapacak. Zahtermiş ya, Allah Allah. Ben inebilir miyim burada? Ya bacım, sen şimdi niye sinirlendin ki ne? Neticede dizi, hikaye, yani yalan dünya. Böyle çok ciddiye almamak gerekiyor. Misal, ben hiç dizi seyretmiyorum. Genelde belgesel. Emir danışman, blue jean, tişört, çıplak ayak, Cihangir'deki lüks dairesinin büyük salonuna girer. Arka planda az önce sevişmiş olduğunu farz ettiğimiz bornozlu bir fıstık gülümsemekte. Emir cama doğru yürür, döner, arkada Cihangir'in gece manzarası ve kameraya şunu söyler. Bundan başka Cihangir yok.
Cihangir Blue Jean'in modeliymiş. Alta dayarız müziği, 2 saatte red kamerayla çekip 3 gün çalıştık, 35 milimetreye çektik diye yuttururuz müşteriye, sakalımızı alır çıkarız. Oh, Serin. Yalnız hocam, kızımız güzel, ünlü bir oyuncu olursa über olur. Güzel, ünlü, oyuncu. Bergüzel Koreli getirtelim, ister misin? Über güzel Korel olur hocam. Bana uyar. Dalga geçiyorum oğlum, 500 lira bütçe var. 2 gün içinde bardan mardan bulacağız işte artık güzel vücutlu bir kızcağız. Ama kanka, bizim içten yanmaları mı söylesek ya? Ben oynayabilirim. Eğer kimseyi bulamazsanız. Yani maksat işiniz yürüsün, çorbada tuzumuz bulunsun. Emeğinize, çabanıza sağlık. Açılaycığım, bahsettiğimiz rol falan değil ya. Bildiğin cinsel obje arıyoruz. Olsun. Yani her ne kadar varoluş sürecime, duruşuma aykırı da olsa... belki ana akım medyanın kadına bakışına bir gönderme... bu protesto için bir başlangıç düdüğü olur. Hayatım, düdük şu. Emir kızı bildiğin mutlu mutlu Blue Jean'ini gösteriyor. Bunun sayesinde yaptık aga diyor. Olsun. Yani eğer seyircinin isterleri bu yöndeyse... sadece kadın bedeni üzerinden... onu nesneleştirerek anlatıyorsak hikayemizi... bunu deneyimlemem için iyi bir fırsat. E madem o kadar ısrar ediyorsun, iyi sen oyna bari. Ne diyeyim, eyvallah. Role hemen çalışmaya başlamam lazım. Hemen göğüse, dudağa silikonla başla işe. Hocam peki nerede çekeceğiz? 2 tane ev bulduk Cihangir'de, 5000 lira istiyorlar. Morguç'la ev mi alıyoruz lan? 2 saatliğine çekim yapacağız. Helalinden 1000 kağıt veririm. Cihangir'de. Yüksek tavanlı, deniz manzaralı. Nezih, bakımlı, büyük salonlu. Vallahi zor hocam. Ben biliyorum galiba böyle bir ev. Cuma akşamı dediniz değil mi çekim? Bro, bizim ev ufak ya. Bizim ev değil. Yan. Yanı başımızda bambaşka bir ev. Bir tanıdığın evi. Cuma akşamı evde yoklar da. Cuma gecesi mi? Ya bırak numarayı aşkısı ya. Biliyorsun bu cuma doğum günüm olduğunu. Aman yahu. Senin gözünden de hiçbir şey kaçmıyor. Hemen de anlıyorsun. Cingöz seni. Cingöz seni. Evet, ben biliyorum cuma günü doğum günün olduğunu da. Artık gelirsin cuma akşamı lokele. Böyle hediyenle taco olur, mücevher olur. Ben de onu böyle aşkımızın nişanesi olarak takarım. Evet. Ben de o nişane olayına taktım işte. Selahattin, bak eğer gelmezsen seni yırtarım, enginlere sığmam, taşarım. Lan senede bir gün lan. Evet lan, senede bir gün. Bu kadar mı denk gelir ya? Neye denk gelir? Bak delikanlıca konuş, başka bir programın mı var? Tülay, bizim ailevi bir nişan töreni... Ezik miyim lan ben? Yoksa lan. Ezik bir tipim mi var? Yok, ne alakası var? Ezik mi görünüyorum? Yok, hayır canım. Hani yolda görsen üzerime basar mısın? Tülay. Ezik miyim lan ben? Ezik değilsin lan, ben eziyim ben. Gelen giden üstüme basıyor benim ya. Yassı kadayıf gibi oldum, anasını satayım ya. Batuz balığı gibi böyle yassı yassı kumraların arasında yaşıyorum böyle gizli saklı ya. Ya yemek tarifi gibi konuşuyorsun sen de, kafa karıştırma, ben tokum yemem. Ha, cuma günü lokele bekliyorum. Gelmezsen person pistir, biliyorum. Demir sen bayağı gerçekten otobüse falan biniyorsun yani, niye? Gözlem yapmak adına. Biz oyuncular için gözlem çok önemli. Ha, peki. Ya ne oldu? Ne zaman gidiyorsun? Nereye? İşte İzmir'e gidiyorsun ya. Biz İzmir'e gitmiyoruz. Dizi tuttu, ben burada kalıyorum. Tuttu mu? Tuttu vallahi. Yani dizi tuttu ha? Tuttu. Ben de anlamadım yani, o berbat hikayenin nesini beğendiler ama... artık entrikası falan hoşlarına gittiyse ben bilmiyorum. Ya sen neye gülüyorsun ya? Ya sen neye gülüyorsun? Hani tutmayacaktı o dizi arkadaşım ya? Ha, hani yayından kaldırılacaktı o dizi? Ne oldu o laflar falan? Anlamadım ya. Ya ben de anlamadım vallahi. Ya sen oyuncu değil misin? Sen anlamıyor musun ne tutar ne tutmaz? Ha? Sen oyuncu musun, kabzımal mısın? Ya insan der ki, şurasını şurasını halk sever yani. Bunu sen ne kadar uzakmışsın, ne kadar kopuk yaşıyormuşsun bu halktan ya. Ya ben mi halktan kopuk yaşıyorum? Otobüse bindim, Beşiktaş pazarına gittim, oradan geliyorum Rıza. Ya bırak Allah aşkına ya. Fil dişi kulelerinizde.
Ya efendim bu dizi tutmaz, halk bunu beğenmez, bunun reytingi acayip kötü olur. Ben İzmir'e geri dönüyorum, burası çok soğuk. Annemi özledim, boyoz yiyeceğim, şampanya içeceğim. Vik 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 vik. Ben miyim o? Ya ben gidiyorum, vazgeçtim ben dönüyorum. Böyle bir yanar döner, yanar döner hal. Tabii. Siz tabii şimdi ünlüsünüz ya. İnsanların duygularıyla böyle oyuncak gibi, oyuncak gibi oynayın. Kimin duygularıyla oynadım ben ya? Ben cuma günü nişanlanıyorum. Ya hem yüzük, hem üç tane bilezik, hem küpe. Ya ne yaptınız siz? Kırk ayak mı bunun hayat? Neresine takacak bunca takıyı? Bir nişan yüzüğü anlar olur biter. Canım yüzük Rıza'dan, küpeler kayınbabadan, bilezik de kaynanadan diyerekten şey ettim. O zaman kaynanası bir iş bulup çalışsın bir zahmet. Madem böyle kovalaklıklar peşinde koşuyor. Aşk olsun yani şeyh olsun. Ya aşk olsun, ben ona karşı değilim. Ama iki çocuğun aşkı olacak diye ben niye iflas ediyorum, ben ona karşıyım. Otel pahalı diye aşağıki kafede yapıyoruz dişenin daha ne? Yahu aşağıki kafe bedava mı? Yok süs parası, yok çiçek parası, yok yeme içme. Dünya kadar masrafa soktu Gülistan bizi. Belli kimseler, belli kimseler gelecek diye diye. Ah, ah Nur hayatın babası ne uyanık o, ne uyanık o. Oğlan elini öpmedi diye falan pistan hamhum şarap hop nişan döndü biz de patladık. Babacığım bu adam otopark işinden bize yüzde kaç verir sizce? En az %40 verecek mecbur. Yüklenici firma biziz burada. Ben Şehmuz Kocabaşı'yım, ben saksı değilim burada. Ama ben o nişan masraflarını 50 kere döndürür dolaştırır o otoparktan çıkarım evelallah. Tabii ya, yüklenici firma biziz. Her şeyi ben yükleniyorum. Eziliyorum artık bu yükün altında. Ezik oldum ya, bildiğiniz yastık kadayıf oldum. Babacığım, olmadı nişan gecesi. Ben gideyim bir konuşayım bu adamla. Nereye Selahattin, olmaz? Erkek tarafı olaraktan full kadro komple orada olalım çocuğum. Sen bize lazımsın. Sakın bir yere kaybolma o gece Selahattin'im. Tuvalete bile gitme. Çaylar. Buyurun. Babacığım. Annem. Sağ ol. Orcu. Al o. Aa, Rıza nerede Serhat annem? Şirkette biraz işi uzun sürmüş, birazdan gelir herhalde. Ay Selahattin abi. Ay Ahmet abi mutfaktaydı da hep bir ürküyorum biliyor musun? Aa aynı odadan diyerekten. Arkadan falan hiç ayıramıyorum ben sizi. Ahmet abi bir bıyık tak tamam. Beyaz ev. Efendim? In your face seven ama ne olduğunu bilmeyen çocuk değil misin sen? Ha, evet evet. Merhaba. Ah, kadınlar. Değil mi? Kim? Onlarla da olmuyor. Onlarsız da, ha? Evet. Kadın deniz gibidir. Bir dalgalı, bir durgun. Deniz mi? Çok kadın, hiç kadındır dostum. Kadınlar insanın gölgesi gibidir. Kovalayınca kaçar, kaçınca kovalar. Vallahi ne diyeyim? Güvenme varlığa, düşersin darlığa diyeyim o zaman. Ne? Evet, atasözü şey yapmıyor muyuz? Yok ya, kadınlar diyorum. Aklında kadınlar yok muydu? Yok be abi, başka mevzular da var ya. Hayat işte, aman. Yani aklın kadınlarda değil. Öyle mi? Evet. Sen gay misin? Hayda, ne münasebet ya? Allah Allah. Değilim tabii ki. Tuhaf. Çok tuhaf. Niye? Gay değilsen iki aydır yan dairende oturan Deniz'i nasıl ayarlayamadın sevgilim? Abi ya benim kafam çok güzel. Ya sen böyle kılık değiştirmiş bir aksakal dedesine.
Sen ne kadar doğru konuşuyorsun ya. Yok yani benim işime gelir. Anneannesi de beni seviyor. Aileler tanışıyor. Haftada 5 gün sette birlikteyiz. Aynı mahalledeyiz. Eninde sonunda bana tab olur o Deniz. Ha böyle yani aileler, mahalle falan sizin dünyada da böyle eski usul işliyor bu işler ha? Jeopolitik, sosyoekonomik şartlar sevgilim. E tutup Plüton'dan kız bulacak halimiz yok ya. Plüton! İlahi komedya! Senin yavrunu kaç? Vallahi bilmiyorum ki be abi. Benim 12. 12. Ne var lan? Ne var yani? Bir saat için benmişim gibi yapacaksın işte oğlum. Hepsi bu. Ya Selahattin, senin göbeğin var. Bıyığın var. Saçın daha kısa. Konuşmam falan. Olmaz öyle şey ya. Olur, olur. Ahmet. Bak. Ben seni benim berbere göndereceğim. Bir de bıyık uydurursun. Oyuncu değil misin oğlum sen? Azıcık bizim oralar gibi konuşursun. Unuttun mu lan memleketin Adıyaman'ın konuşmasını? Ha? Entel oldun, özünü unuttun ha? Ya o değil de kız, o ne, sevgilim mi neyse işte. Fark etmez mi ya? Olur mu öyle şey? Oğlum, pavyonda oturup şampanya patlatıp hediyeyi sahneye gönderip geleceksin. Zaten ortam karanlık. E kız programını bırakıp sahneden aşağı inemez. Bir saat oturur, el sallar, basar çıkarsın. Olmaz ya öyle saçma şey. Lan açlıktan nefesin kokuyor senin be. Sen sırtımda bir kambursun benim. Sana haftada kaç para veriyorlar o diziden? 300 lira alıyorum. %15 de vergi veriyorum. Yuh! Ulan o kadar vergiyi ben vermiyorum ya. Ne biçim bir adamsın sen ya? Sen nasıl benim kardeşimsin ya? Doğumda benim arkamdan gelirken herhalde kordon dolandı boğazına, o yüzden böyle salak oldun. Ben salak değilim. Ama anladığım kadarıyla sen hırsızsın. Ya konuşma kardeşim. Tamam konuşma. Sana kemiksiz 600 kağıt teklif ediyorum. Ben nişandayken sen bir saat pavyonda takılıp içki içip geleceksin. Hepsi bu. Olmaz. Ben cuma akşamı filme gideceğim zaten. Ne filmi lan? Potemkin Zırhlısı. Bir gecelik özel gösterim var. Savaş filmi mi? Ne zaman yapmışlar ya? Benim haberim yok. 1925. Oha! Ulan 87 yıldır gitmemişsin filme. Bir gece sana ihtiyacım oldu, o gece mi gideceksin illa? Ahmet. Bak biz kardeşiz oğlum ya. Benim evimde oturuyorsun. Bir yardım et abine ya. Bir bıyık takacaksın oğlum, ne var ya? Ahmet çok seviyorum karıyı oğlum. Vallahi çok seviyorum. 600 kağıt diyorum bak. Yenge. Ay bana mı diyor o? Söyle canım. Bir şey soracağım. Nalyon çorap var mı yoksa kendi bazar mı? Ay tabii ki çorap var orçuncuğum. Yoksa böyle siyah siyah zenci bacağı mı olacak bende? Olabilir. Bazı insanlarda zenci gırtlağı oluyor. Diğerleyip bakabilir miyim? Oğlum. Çorap var dedi ya yengen. Öyle değil dede ya. Bileğinin ölçüsünü almam lazım. Bilek ölçüsü mü? Evet. Herkes sana nişanda bir şey takıyor. Ben de hal hal takayım dedim. O yüzden elleyip böyle bileğinin ölçüsünü almam lazım. Bana bak şimdi ben senin boynunun ölçüsünü bir alacağım. Ha, otur yerine. Orçun sen küçüksün ya yavrucuğum. Bir şey takmana gerek yok yengene. La havle ve la kuvvete. Hiç serin değil ya, über riskli. Ya nişan sırasında aa hırkamı unutmuşum gibisinden birisi eve gelecek olursa? Bir bakacak, bornozlu bir açılay, çekim ekibi ve ben. Risksiz yatırım yoktur kardeşim. Bu arada Deniz'in de haberi yok. Vallahi billah paralar beni. Bora, 1000 lira be. Ha? Ben vereyim onu sana oğlum. Ha? Abi ne münasebet, ben yancı mıyım senin ya? Alın terimle, emeğimle, ahlaklı, dürüst bir şekilde kazanacağım ben o parayı. Gençler! Biz de benim yeni çekeceğim bir reklam film var, onun senaryosunu ezber geçiyorduk. Ama bambaşka bir semtte, apayrı bir mekanda böyle alakasız bir reklam filmi için. Ben sizinle bir konu konuşmak istiyorum. Abi, o kızlar benim yeğenlerim. Hangi kızlar? Hani bazen kalıyorlar ya bende, içten yanmalılar. İçten yanmalılar? Soyadları, Yanmalı ailesi. Emir'in teyzesinin kızları o. İçten yanmalı, dıştan yanmalı, İzel.
O bayağı az yakıyor. O çok ekonomik kız. Bir de Çelikli Ercan var. Onun teyzesi ne oğulları onlar? Evet. Bir kapatıp açsak mı? Abi siz bir şey söyleyecektiniz ama biz ağız kalabalığında uzay yapınca tabii sizin kablolar taşımadığı hat çöktü galiba. Evet. Ya şimdi bizim Orçun genç çocuk tabii artık büyüdü de. Yahu babası da hiç ilgilenmiyor. Cem böyle annenin yanında yani nasıl desem hanım evladı olacak diye çok korkuyorum. Ha o mu? Yok canım sen de nereden çıkıyorsunuz? Vallahi gözleri fıldır fıldır onun ya. Yahu işte asıl mesele de o. Yahu neredeyse ayıptır söylemesi bizim geline yan bakacak. Oha. Yahu tam yaşı çünkü. Aklı fikri ayıptır söylemesi orada. Tabii o libido şimdi tavan yaptı. Tamam işte, o dönemde. Durmaz o şimdi. Tabii yani siz hekim olarak çok daha iyi bilirsiniz. Hormonal olarak en şey dönem. Değil mi? Evet hormonal olarak en çok bildiğim şey. Hormonal dönem. Nerede yapılıyor bu çekim? Stüdyoda işte. Ayşen abi beni baştan çıkarmaya çalışıyorsan hiç uğraşma, biz arkadaşız. Tatlım, Emir'in reklamında güzel, seksi ve aptal bir kız oynayacağım da hazırlık yapıyorum. O oluyorum. Ya ama o bir rol değilmiş ki, öyle bir saniye falan görüneceksin. Rolün büyük küçüğü olmaz tatlım. İşte onu diyorum, rol değilmiş ki. Deniz, sen beni kıskanıyor musun biraz? Hemen evet desem bu konu kapanır mı? Çünkü ben kitap okumak istiyorum. Ah, ben 5 dakika uyuyacağım. Tam dalıyordum. Selahattin evde mi? Yine yanlış daire tatlım. Yok anam, ben zaten size geldim. Sanatçı arkadaşlarım benim. Gülüm bana bir Selahattin çağırsana. Biraz şarabınızdan içerim ama. Oğlanlar yok mu? Bahçede oynuyorlar, bacım ellerinden öperler. Hayır, öbür gün nişanımız var. Bir sürü resmi davetli gelecek. Şimdi bu Orçun tutar bir bira içer. Gider birisinin karısına kızına bir laf eder, Allah korusun. Allah korusun tabii. De abi, biz ne yapalım? Yahu babası onunla hiç ilgilenmiyor. Siz bir abilik yapın, birkaç kere dışarı çıkarın. Kızlarla falan tanışsın. Ne bileyim, bir arkadaşlık kurar belki. Abi kelin Meryem olsa kendi başına sürer ya. Ya ciğerim, sen zaten evlisin. Evet canım, o da var. Yani birisi olacağından değil de hani bir ortam görür, yol yordam öğrenir o bakımdan. Anladım abi. Bizimle bir iki kere ortamlar aksın, o zaman kızlarla falan tanışsın hesabı. Aynen öyle. Bakarız abi. Olmadı aşağı kafeye inerken falan şey yaparız. Sağ olasın. Çünkü cinsellik bir ihtiyaç. Evet. Tabii. Ben ilk 18'indeydim. Efendim abi? Ben 18 yaşında milli oldum. Evet abi. Bizim mahallede bir Sevilay abla vardı. Ben de yakışıklıyım o zaman tabii. Bir gün geçiyorum yoldan, pencereden el etti, gel gel diye bana. Oo çok sert. Ya vallahi tabii o zaman hiçbir şey bilmiyorum ben. Bir dakika, 2 dakika o gün öyle bir şey oldu. Abi evden... Ama ondan sonra sen tadını alınca bir
Aa, ezber yapmam lazım. Benim de. Günlüğü üç posta Sevilay'ın kapısının önünde. Açılay. Nerede arkadaşlar? Şöyle bir çığırından çıktı ki kadın illallah demiş. Bir gün gitmiş annemi bulmuş demiş ya bunu hemen evlendirin. Yoksa bütün mahalleyi bu baştan aşağı. Açılay. Hoş geldin. Neyse, biz bunu sonra konuşuruz çocuklar. Ama Orçun meselesini unutmayın ciğerim. İhtiyaç. Tülay geldi. Pamela Anderson gelse fark etmez. Cinsellikten soğudum yemin ederim. Ya gelemem ben. Gelemem. Söyle ona gelemem benim canım. Tamam ama sizi çağırıyor. Bizim arkadaşımız değil ki. Sizin arkadaşınız. Ya her ayın beşinde aidatlar ödensin. Gecikme olmasın lütfen. Altısı geç diyorsunuz. Altısı geç oluyor. Hmm. Oldu o zaman madem öyle iyi akşamlar. İyi akşamlar. Aidat. Ne yapacağız? Ev kalabalık herhalde. Selahattin Bey gelemiyor, özür diledi. Ha. Ya anne bu kitap bende kalabilir mi? Acık sürükleyici geldi ha. Kalsın tabii evde okursun. Ha. Hadi bakalım. Anam sen ne filmi koydun? Ablam istedi. Sanat filmi. Hayatını yaşamak Godard. Hayatını yaşayacağım. O kadar. Vallahi doğru. Bu acık neşeli böyle eğlenceli güneşli bir film mi bari? Öyle de denebilir. Ha. İyi o zaman. Ben de seyredebilir miyim? Sanatçı arkadaşlarım benim. Eyvallah, seyret kendini. Ağır gelebilir. Ya, eyvallah. Nasıl? Ben de çok iyiyim, anlayacaksın. Aç, aç, aç. Fırat'ın cinleri değil mi o? He, o, o. Hep aynı hatta biniyor. Gerçi ben pek dizi şey yapmıyorum ama ekranda daha şişman görünüyor değil mi? Evet. Ekranda bayağı balık eti. Ben bunu ilk gördüm dedim bu tombiliği nereden bulmuşlar? Kimin torpillisi? Ama bayağı zayıfmış ha. Vallahi öyle. Bu bulmacada çıktı. Dedim buna adın ne? Dedi adım bu. Bak hala hatırlamıyorum adını görüyor musun? Bulmacada çıktı. Halen otobüse biniyor ha. Ya entel entel bunlar. Cihangir kafası. Yoksa muazzam para kazanıyorlar. Bak ben sana diyeyim bu bölüm başı 10 alıyordur yani kesin. Vay be. Yalnız televizyonda daha kısa görünüyor. Halbuki zebellah gibi. Ben ünlüyüm, sağır değilim. Oo, buralara sizi biz getirdik. Dikkatinizi çekerim. Nasıl çıkardıysak öyle indirmesini biliriz. Nasıl da kendilerini başka bir şeyde görüyor bunlar? Ben anlamıyorum ki ya, Allah Allah. Şımarıyorlar hemen. Ya kardeşim, halktan kopuk işte, kopuk. Halktan kopuk mu? Otobüsteyim ben şu an ya. Beren Saat bambaşka tabii, bunlar gibi değil. Pardon. Bir şey soracaktım. Kamera şakası, kamera şakası. Hiç konuşmayayım ben de. Kamera şakası. Nasıl kamera şakası? Ünlüyüm ya ben. Hani ünlü otobüste seyahat ederse neler olur falan gibisinden. Öyle bir kamera şakası. Hiç televizyonda komik duruma düşmek istemiyorsanız bence hiç konuşmayayım benle. Çaktırmayın. Aynen devam bekleme yapmayın. Ben bu hat Karaköy'den geçiyor mu diye soracaktım. Siz ünlü müsünüz? Nasıl? Nasıl havamda değilim ya? Ya bir saatim var benim canım. Bunun 5 dakikasını sana veriyorum. Hemen havana gir. Havana farz et burayı. Nedir? Tropik bir yer. Sıcak, bunaltıcı. Hemen soyunmaya başla. Şu an kitabın etkisindeyim. Yani daha yarısındayım. O kadar acıklı ki Selahattin. Oo, daha dur sen. Sonunda kadın intihar ediyor. Ne? Ya Allah senin tependen baksın Selahattin. Ne söylüyorsun sonunu ya? Vakit kaybetme. Önemli olan sonunda ne oldu değil mi? Olur mu anam ya? Yazarın uslubu ve o esnada Rus toplumunda ola gelen eğitim reformu da çok belirleyici bir arka plan. Kim konuştu ya? Sen mi konuştun? Olur mu anam ya'dan sonra sanki birisi sana dublaj yaptı Tülay. Vallahi ürperdim ha.
Senin içine ruh mu kaçtı kız? Bugün telefonda Açılay arkadaşımla biraz irdeledik de bu konuyu. İrdeledik mi dedin sen? Gözlükler ve irdeledik. Tülay, vallahi korkutuyorsun beni. Ya aman ya, korkma aşkısı ya. Bir tane kitap okudum ya. Bak, bu gözlüğü de eczane canım verdi dedim. Bacım ben bulanık görüyorum, okuyamıyor da bunu verdi bak. Ama çok havalı. Böyle üniversite mezunu gibi oldum. Aman, özenme öyle şeylere. Yakıştır mı öyle şeyleri kendine üniversite mezunu bilmem ne gibi ya. Aman, dilini ısır, aman. Canım benim, muhteşem Tüleyman'ım. Yarın geliyorum doğum gününe, biliyor musun? Ya işte aşkısı ya, aşkısı işte Selahattin aşkısı. Dur lan, dur, dur. Yumun deme, gözüm yumulacak ya. Selahattin. Merhaba. Merhaba Sayın Çakalır. Kolay gelsin. Nasılsın? Nasıl gidiyor işler bakalım? Ne söyleyeceksen söyle, laf cambazlığı yapma hemşerim. Efendim, anlamadım. Bir nezaket, bir çit kırıldımlık. Hayırdır? Olsa olsa bir çıkarım var benden. Söyle bakayım, nedir? Yok canım. Yok, her zamanki halim işte. Ne oldu? Şehrimiz koca baştan fırça mı yedin? Ne ettiler sana hemşerim? Yok. Her şey yolunda ya. E baksana, meyve sineği gibi kondurur ya, sessiz sedasız. Bir sümsükleşme süreci geçirmişsin, hayırdır? Uykusuzum biraz. Ondandır. Zayıfladın mı sen? Evet. Hamur işini kestim. Rejiminde verdiği bir yorgunluk oluyor. Hemşerim, senin bütün abiliğin, dayılığın hamur işin demiş. Sağ arkadaş arasında hamur abi mi diyesek? güzel, güzeldi bu. Ley ley lala ya. Tatlı bir şey mi oldun sen şimdi yoksa ya? He? Şu anda duygu karmaşası için değil. Direkt aşk nefret ilişkisi yaşayalım. Hadi bakayım hayırlısı. Bakayım ne olacak? Merhaba Selahattin abi. Merhaba. İyisin inşallah abicim. Sağ ol. İyiyim. Her zamanki gibiyim işte, hamdolsun. Aynıyım. Bir değişiklik yok. Abicim siz özel bir şey mi konuşuyordunuz? Yok. Şimdi şöyle, sevgili babacığım, bu otoparkın yüzdeleriyle ilgili bir iki teklif verdi de bana. Sen de onları paylaşayım dedim. Benimle. Akşam konuşsak daha iyi olur. Ay, peki sen nasıl istersen. Rızam yok mu? Yok. Şu anda yok. Ya iyi. O zaman ben sizin eve gideyim. Ya Selahattin abi, sen iyisin değil mi? Yani bir enerjin düşük gibi geldi de bana. Temperamanımı yükseltmek lazım. Temperamanı yükseltmek lazım. Efendim? İyiyim. Benim canım. Çok iyiyim. Sen bizim eve git. Öperim. Benim canım. Ha. İyi. Allah iyilik versin sana o zaman. Evet. Ay vallahi çok teşekkür ederim Rıza'cığım. Durakta görür görmez aldın öyle beni. Ya olur mu öyle şey? Aşk olsun, ne demek? Ya sen artık ünlüsün, senin otobüse falan binmen tabii zor olur artık. Evet, evet, bazı maceralar oluyor hakikaten. Bizim aslında jip vardı normalde. Eniştem almış bugün onu. Bu bizim işte eşya taşıdığımız araba. Artık bir dahaki sefer ötekiyle. Sen böyle bir şey olduğu zaman bana söyle, bir yere gideceğin zaman. Ben seni bırakırım yani. Bilmem ki Rıza ya. Uygun olur mu? Neden? Bu sebepten. Hayırdır Rıza'cığım, nereden? Buranın oradan geçiyordum. Denize rastladım da dedim bırakayım evin oraya kadar. Bu sizin eşya taşıdığınız pikap değil mi canım? Evet, evet, evet. Bizim işte ya, emekte. Bunun da motoru falan bozuktu. Bir denedim mi edip çalıştı yani bayağı motoru. Yedek motor almışsın yanına.
Nasıl? Anlamadım. E anla artık sen de ablacığım. Anla artık, yarın nişan var. Ay, anla yaşamı kıt. İşine mi gelmiyor bilemedim ki. Aman Nur Hayat'cığım şimdi artık biraz tabii ayıp oluyor değil mi? Ha? Seninki mi benimki mi? Yürü Allah aşkına ya. Şu an ben içsel olarak neler yaşıyorum sen biliyor musun? Destansa bir gelin adayının trajedisi. Nur Hayat ya, Nur Hayat ya, Nur Hayat'cığım ya. Tamam siz girin ben sonra şey yaparım. Tamam. Girin lütfen. Ya süper zamanlama. Çekmeyin lütfen. Şu anda çekmeyin. Çekmeyin kardeşim ne olur ya. Öf. Niye sinirleniyorsunuz Deniz Hanım? İşimizi yapıyoruz. Yarın akşam aşağıda nişanımız var. Arzu ederseniz buyurun. Gerçi tanıdığınız şahıs da yoktur ya. Çok belli kimseler. Yani başka bir çevre intikal edecek. Yalnız ağzınızın yarısı yok şu an. Efendim? Yok bir şey yok. Şaka söyledim. Ha. Bir dakika. Nişan aşağıda mı dediniz siz? Kafede mi? O kadar yakın demek ha? Evet. Bu arada eğer sizin çevreden misal bir Çağatay Koçluğu Bey katılmak isterse başımızla beraber. Kaçtan kaça kadar sürer nişan tahminen? 8'de başlıyoruz. Artık 11 olur, 12 olur. Kasap havasının gördüğü rağbete bağlı olarak değişir. Güzel. Olur. Yediler diyorsun yani. Evet. Bıyığın falan da çok iyisini buldum. Ama birisi iş arkadaşın, öbürü Rıza'nın sözlüsü, ne bileyim sana daha yakın birisi işkilenebilir diye korkuyorum. Korkunun ecele faydası yok benim canım. Al, nişan kıyafetinin aynısı. Ayakkabılar onun içinde. Evin etrafında yakalanırsan misafirler falan ben zanneder şüphe çekmezsin. Tamam. Al, bu da kızın hediyesi. Gümüş üzeri altın kaplama ama sen altın dersin o anlamaz. Ya Selahattin biz ne yapıyoruz ya? Tiyatro. Tiyatro, tiyatro diye gebermiyor musunuz hepiniz? Al işte, hayatının rolü. Nasıl ya? Ne demek gelemiyormuş? Ya nişan koşuşturması var ya onların şimdi. Ondan herhalde, bilmiyorum. Biz de tiyatroya gidiyorduk da tatlım. Belli bir saatte başlıyor. Vaktinde gitmeyince kaçırıyorsun. Ayım, canım benim ya. Benim canımsın sen. Ya biraz karışık biliyor musun? Nur Hayat Rıza'ya karakter atıyor. Efendim, nişan telaşı malum. Benim as solistimsin sen. Benim kraliçemsin sen. Yerim sen. Yarın gece geliyorum. Ya Selahattin. Lan, yarın gece geliyorum diyorum işte. Aşık da daha ne yapayım ben sana ya? Selahattin. Yahu müziği açıyorsunuz bangır bangır. Babam rahatsız oluyor. Edep yahu, edep yahu, edep, edep. Biz de tiyatroya gidiyorduk da. Aa, iyi. Hadi o zaman gidelim. Gidelim be Adem de. Nasıl tiyatro? Komik mi? Godoy'u beklerken tatlım. Ha. Ama sonunda geliyor değil mi yani sonuçta? Bekle bekle nereye kadar? Sonundaki. Hadi. Bol şans kızlar. Ne yapalım? Biz de aşağı falan mı inelim karşıyım? Aa, yeğenlerim içten yanmalı, dıştan yanmalı ve İzel zaten aşağıda bizi bekliyorlar. Wow! Ah! Ortamımız hoş, modumuz güzel be kanka. Hadi. Yeah. Sizinden gezecekmişim dedem söyledi. Bize de bol şans birader. Orçun. Orçun. Efendim. Arada bir göz kırp oğlum. Kör olacağım.
Tamam. Ben bir şey soracağım. Buradaki kızların hepsi teorik olarak öpüşebilen kızlar mıdır sence? Kesinlikle. Yani şimdi bunların arasında öpüşmekten nefret eden, tiksinen prensip olarak karşı olan yok mudur diyorsun? Sanmıyorum. Ben gideyim mi o zaman? Teker teker sorayım bunlara zaten. Oğlum, dur. Öyle olmaz. Horşun. Okey. Bendesin. Kızlarla önce tanışılır. Biraz sohbet edilir. Sonra bir içki ısmarlanır. Sonra espriler falan. En son öpüşme, okey? Tanış, sohbet, içki, espri, öpüşme. Vay. Ben bunca zamandır hata yapıyormuşum demek ya. Ben direkt çünkü konuya giriyorum. Evet. Bak Orçun, bu konudaki en hassas nokta şu. Kafanı dağıtma. Bir kıza odaklan. Okey, hedefe kilitlen. Noktasal çalış. Seç ve yüklen, seç. Noktasal. Vay, şu kızla gideyim. Ben direkt sohbet edeyim o zaman. Sohbet. Okey, sohbet edebilirsin. Serin, hadi abi. Orçun. Merhaba Gözde. Nasılsın, iyisin? İyiyim, sen nasılsın? İçkin filan hep var. Var, tatlım, var. Okey. Dört fil bir arabaya nasıl sağırmış? İki öne, iki arkaya. Ne oldu ya? Ne oldu? Tanışma, sohbet, içki, hepsi çok süper gitti. Espri de geçtik, gittik be arkadaş. Şakaya biliyormuş. Bilmeseydi saatlerce öpüşecektik ne güzel. Orçun, ben sana bir şey soracağım. Senin hiç öpüşme tecrüben var mı? Var tabii, olmaz mı? Ha. Kolumla denedim 100 kere. Yatmadan hep deniyorum.